Merhaba arkadaşlar, bu haftaki denememiz Ritmik Yayınları'nın inovatik deneme sınavı dördüncüsü. Evet, birinci soruya bakacak olursak arkadaşlar şunu söylemiş. Bir rol demiş, mavi ve turuncu renkli pergellerin ayaklarını 7 santimlik bir cetvel üzerinde aşağıdaki gibi açmış. Mavi pergelin bir ayağı 3, turuncu pergelin bir ayağı ise 1 noktasında olduğunu söylemiş. Şimdi buraya bakacak olursanız arkadaşlar burası yaklaşık olarak arkadaşlar 3,5 şeklinde ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz ama 3,5'tan küçük de olabilir. Buraya da arkadaşlar baktığınız zaman ne yapmış arkadaşlar bizim? Burası bizim 1 ile kaç arasında 1'den 6'ya kadar gitmemiş, 5'ten sonra gelmiş. Yani 5,5 olarak söylesek. O zaman arkadaşlar bu ikisinin toplamı ne yapar? 8, 9. Yani 9'a yakın bir sayı olması gerekiyor. Ama tam 9 da olmayabilir. O zaman buraya kök 81'e yakın olması lazım. Ama kök 81 kesinlikle ve kesinlikle geçmeyecek. O zaman ben bunu elerim arkadaşlar. Buradaki sayımız arkadaşlar 49, yani 7'den küçük, bunu da eledim. 45 burada küçük arkadaşlar. Baktığınız zaman demek ki ne olabilir arkadaşlar? Bizim sadece Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzda aşağıdaki grafikte bir mağazada satılan A ve B ürünlerin yıllara göre alt satış fiyatları arasındaki değişimi göstermiş arkadaşlar bize. Buna göre hangi yıl A ürünün bir adedinin satışından elde edilen kar miktarı B ürünün bir tanesinin satışından elde edilen kar miktarından iki katıdır diye sormuş. Şöyle baktığımız zaman alış ve satış fiyatları arasındaki farkımız arkadaşlar burada kaç yapıyor? 15 yapıyor. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar arasındaki farkımız 10. Burası arkadaşlar bizim kaç? 20. Burası arkadaşlar bizim kaç? 20. Aynı şekilde şuradaki aradaki farkımız kaç arkadaşlar? 15. Buradaki aradaki farkımız kaç? 20. Buradaki aradaki farkımız kaç? 20. Buradaki aradaki farkımız kaçtır arkadaşlar? Bizim 10 şeklinde söylemiş. Buna ne diyor? Hangi yıl A ürünün bir adedinin satışından elde edilen kar miktarı B ürünün bir tanesinin satışından elde edilen kar miktarının iki katıdır. Yani burası bunun iki katı olacakmış. Burası aynı. Demek ki 2017 aynı. 2018'e baktığımız zaman arkadaşlar bu bunun iki katı, tam tersi demiş. Demek ki bu da olamaz. Buna baktığımız zaman aynı. Bunu eledim. Bakın burada arkadaşlar 2020 yılında 20 kar miktarı varsa burada da arkadaşlar 10. Yani bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman cevabımız bizim neye eşittir arkadaşlar? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuzda uçurtma uçuran diyor. Yusuf yerini değiştirmeden ipini açarak uçurtmanın dikey olarak yükselmesini sağlamıştır. Aşağıda uçurtmanın A, B, C, D, E noktalarındayken zeminden yükseklikleri göstermiş. Ben bunların hepsini metre cinsinden alabilirim. Çünkü aradaki farkımıza baktığınız zaman arkadaşlar burada ne yapmış? Hep metre cinsinden vermiş. Burası arkadaşlar bizim nedir? 2000 kilometre şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burası arkadaşlar 1000 metre. Burası arkadaşlar 1 bölü 5 kilometre. 1 bölü 5 kilometre demek arkadaşlar bizim neye eşittir? 0,2 kilometre eşittir. 0,2 kilometre de arkadaşlar bizim neye eşittir? 1000 ile çarpacak olursam arkadaşlar 200 metreye eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Burası 1 bölü 8 arkadaşlar kilometre. 1 bölü 8 arkadaşlar ne yaparız? Bunu paydasını arkadaşlar 1000 yapabilmek için 125 ile çarparsam o zaman burası ne yapar arkadaşlar? 0,125 kilometre yapar. Bu ifade de arkadaşlar bizim neye eşittir? 125 kilometre eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Metreye eşittir. Kilometre değil, metreye. Bu kilometreyi de bu da metreye çevirdik. Burası 5,2 arkadaşlar. 5,-2. Bu ne demektir arkadaşlar? Bizim 1 bölü 25 demektir. 1 bölü 25 demek ne demektir? 4 bölü 100 demektir. Yani 0, arkadaşlar buradan 0,4 şeklinde kilometre diyebiliriz. Bu da bizim kaça eşittir arkadaşlar? 40 metre şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi buna göre demiş ki aşağıdakilerden hangisi herhangi iki nokta arasındaki uzaklık olamaz diye söylemiş. Şimdi buraya baktığınız zaman 85. 85'i bulabilmek için ne yaparız arkadaşlar? B'den A'yı çıkarttığımız zaman, yani 125'ten arkadaşlar biz 40'ı çıkarttığımız zaman ne yapabiliriz? 85'i bulabiliriz. Demek ki bu gitti. 800'ü bulabilmek için ne yaparım arkadaşlar? 1000'den 200'ü çıkartırım. 1000'den 200'ü çıkartırsam 800 metre bulur. O da olur. 1000'i bulabilmek için arkadaşlar 2000 metreden 1000 metre arasındaki uzaklığı bulabilirim. Bu da oldu. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Bol şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda aynı kitabı okuyan 3 kişiden Kerem kitabın yarısını, Leyla çeyreğini. Şimdi Kerem ne yapmış arkadaşlar? Kitabın tamamına x kadar dersem yarısını okumuş. Leyla ne yapmış arkadaşlar? Çeyreğini okumuş. Yani x bölü 4'ünü okumuştur. Meral ise 3'te 1'ini okumuştur. Demek ki Meral ise ne yapmış? X bölü 3'ünü okumuş. Ve bunların toplamı, 3'ün okuduğu toplam sayfa sayısı bizim kaça eşitmiş arkadaşlar? 130 olduğuna göre. 3'ünü ne yaparız arkadaşlar? Toplarız. 130'a eşitleriz. O zaman cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Bizim Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Evet, beşinci sorumuz yukarıdaki cebir karolarına göre demiş arkadaşlar. Bakın burada bir cebir karoları verilmiş. Şeklinde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş.
Bunu arkadaşlar iki türlü yapabilirsiniz. Birinci yöntemimiz arkadaşlar çok pratik bir yöntem. Şimdi buraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya x x x diyecek olursam. Çünkü neden? Buralarda x x, yani her biri x kare olduğundan dolayı kenarlarına x x diyebilirim. Buraya da arkadaşlar kısa kenarına 1 diyecek olursam, burasına da 1 diyecek olursam, burasına da 1 diyecek olursam. Şuranın toplamı ne yapar arkadaşlar? 2x arkadaşlar bizim kaç yapar? Artı 2 yapar. Buranın toplamı da arkadaşlar bizim ne yapar? 3x artı 1 yapar. Demek ki aslında buranın alanı bizim neye eşitmiş? 3x artı 1 ile 2x artı 2'nin çarpımına eşittir şeklinde. Biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bakıyorum arkadaşlar şıklarımızda böyle bir şey var mı? 3x artı 1 ile arkadaşlar 2x artı 2'nin çarpımı, yani cevap bolu şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. Evet, 6. sorumuzda bir oyuncak dükkanında içlerinde sadece sarı ve kırmızı renkli oyuncak ayıların bulunduğu iki kutu vardır. Bu kutudan her birinde toplam oyuncak ayı sayıları birbirlerine eşit olduğunu söylemiş. Şimdi buraya baktığınız zaman burada sarı ve kırmızı olmak üzere iki türlü ayı oyuncak var. Arkadaşlar burada da aynı şekilde sarı ve kırmızı olmak üzere iki türlü var. Şimdi buna göre ne demiş arkadaşlar? Bu kutudan demiş, birinciden rastgele alınan bir oyuncak ayının sarı olma olasılığı, şu olma olasılığı, İkinciden rastgele alınan bir ayının kırmızı olma olasılığının iki katıdır. Ben buraya o zaman kırmızı olma olasılığına 1 dersem sarı olma olasılığı kaç yapıyor? 2 yapıyor. Yani bir tane kırmızımız varsa demek ki buradan ne yapacakmış arkadaşlar? 2 tane sarımız varmış. Peki bunların oyuncak sayılarının birbirlerine eşit olabilmesi için o zaman ben buradan ne yapabilirim? Şunu söyleyebilirim. Oyuncak sayılarına ben bu kırmızıyı buraya bir tane, buraya da arkadaşlar kaç tane demem lazım? 2 tane demem lazım ki oyuncak sayıları ne olsun? Bakın 3'e 3 olsun. Soruda ne diyor? Birinci kutudaki kırmızı oyuncakların tamamı. Birinci kutudaki kırmızı oyuncakların tamamı. Yani şu. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? İkinci kutuya konulduktan sonra şu anda sarı ve kırmızı sayılarımıza baktığımız zaman iki tane kırmızımız, iki tane de sarımız oluyor. Konulduktan sonra ikinci kutudan rastgele alınan bir oyuncak ayının kırmızı olma olasılığı yüzde kaçtır diyor. O zaman bunların ikisi birbirlerine eşit olduğuna göre 150'ye 150 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 7. sorumuz, aşağıdaki tabloda bir otobüsteki yolcu sayısının geçtiği durak sayısına göre değişim gösterilmiştir diyor. Şimdi birinci durakta arkadaşlar 28 tane yolcumuz varmış. İkinci durakta 24 tane, üçüncü durakta 20 tane, dördüncü durakta 16. Yani istikrarlı bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Düşüş yapıyor. Demek ki birinci durakta ne yapacak arkadaşlar? 28 yolcumuz varmış. İkinci durakta 24'e düşmüş. Üçüncü durakta 20'ye düşmüş. Dördüncü durakta 10'a düşmüş. Değil mi? Dördüncü durakta 10'a düşmemiş. Kaça düşmüş? 16'ya düşmüş. Değil mi? O zaman cevabımız arkadaşlar bizim neye eşittir? Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani istikrarlı bir düşüşümüz var. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Ceyhan'a eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, 8. sorumuz arkadaşlar cebirsel ifade sorusu. Aşağıda demiş, verilen kare prizma biçimindeki buzdolabının alt kapağı kare şeklinde. Burası alt kapağımız kare şeklinde. Üst kapağımız arkadaşlar dikdörtgen şeklindedir diyor. Bu buzdolabının ayrıt uzunluklarından biri x artı 2 santim. Demek ki şurası arkadaşlar bizim ne eşitmiş? X artı 2 eşitmiş. Ve üst kapağının dış yüzeyinin alanı. Yani şuranın alanı arkadaşlar bizim ne eşitmiş? X kare eksi 4. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Burası bizim 2 kare farkı. Yani bu ne demek? X eksi 2 çarpımında x artı 2 demek. Ben biliyorum arkadaşlar burada baktığınız zaman şurasının x artı 2 olduğunu biliyorsam demek ki şu kenarımız arkadaşlar bizim ne eşittir? X eksi 2'ye eşit olacak. Hemen şurayı siliyorum. X eksi 2 diyorum. Burası x eksi 2. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman burası bizim nedir arkadaşlar? X artı 2 ise buranın alanı ne vermiş arkadaşlar? Bakın şuranın alanı x'in karesi artı 4x artı 4 vermiş. Zaten arkadaşlar eğer bu kenarımız x artı 2 ise demek ki şu kenarımız arkadaşlar bizim x artı 2. Çünkü buranın kare olduğunu söylemişti. Gerçekten x artı 2'yi iki kere çarptığımız zaman x kare artı 4, 4x artı 4 şeklinde bulabiliriz. Şimdi bizden istenen ne? Bizden istenen arkadaşlar şunu söylemiş. Demiş ki buzdolabının yükseldiği metre cinsinden değeri. Yani şu ikisini toplayın diyor. O zaman ne yapacağım? Şu artı 2 ile şu eksi 2'ler birbirlerini götürecek. Cevabımız arkadaşlar bizim 2x şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap ne eşittir? Adana eşittir deriz. Evet, 9. sorumuz. Kenar uzunlukları 2k artı 1 ve 3k eksi 1 kilometre olan dikdörtgen şeklindeki bir araziye diyor. Aşağıdaki gibi dörtgen şeklinde bir park alanı yapılacaktır. Parkın arazinin kenarlarına uzaklıkları 2k eksi 3 kilometre ile 1 kilometre olduğunu söylemiş. Bir kere ben buradan parkın arkadaşlar kenarlarını bulabilirim. Zaten burası 1 kilometre ise şuranın tamamı arkadaşlar 2K artı 1 ise o zaman arkadaşlar burası bizim neye eşittir? 2K'ya eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar ben buradan ne yapıyorum? Şuranın tamamından yani 3K eksi 1'den neyi çıkartırsam 2K eksi 3'ü çıkartırsam hemen bir çıkartalım. 3K eksi 1'den neyi çıkartıyorum arkadaşlar? 2K eksi 3'ü çıkartıyorum. Yani 2K artı 3 yapar. Eksiyle çarptığımız zamanki durumda. Burası K artı kaç yapar arkadaşlar? 2 yapar. Demek ki şu kenarımıza K artı kaç eşitmiş arkadaşlar? 2 eşitmiş.
Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan şunu yapacağız arkadaşlar. Tüm alanımızdan neyi çıkartacağız? Şu parkın alanını çıkarttığımız zaman bizden şu yeşil bölgenin alanını bulabiliriz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tüm alanımız demek 3K eksi 1 ile neyi çarpacağız arkadaşlar? 2K artı 1'i çarpacağız. Biz buradan neyi çıkartacağız arkadaşlar? 2K çarpımında arkadaşlar K artı 2'yi çıkartacağız. O zaman bunu çarptığımız zamanki durumda şuradaki ifademize bakacak olursak arkadaşlar burası ne yapar? 6K'nın karesi eksi 2K değil mi? Ondan sonra artı 3K. Ondan sonra kaç yapar arkadaşlar? Eksi 1. Peki biz buradan neyi çıkartacağız? Bunu çıkartacağız. Yani eksi 2K'nın karesi eksi 4K. Eksi 2K'nın karesi. Ondan sonra burası kaç yapar arkadaşlar bizim? Evet. 2K'nın karesi. Bu ikisini çıkarttığımız zaman burası kaç yapar? 6K kareden eksi 2 kareyi çıkarttığımız zaman arkadaşlar bizim ne yapar? 4K kare yapar. Ondan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Baktığımız zaman şuradaki K'lar topladığımız zaman burası bizim kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 3K yapıyor. Buradan da ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Bakıyorum şıklarımıza böyle bir şey var mı? Evet var. O zaman cevabımız arkadaşlar ne eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebilirim. Evet 10. sorumuzda Ayça dikdörtgen şeklindeki iki eş tablo üzerine koordinat sistemi çizilmiş bir duvara aşağıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. Tablolar arasındaki uzaklık 4 birim olduğunu söylemiş arkadaşlar bize. Tablolardan birinin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bir kere tablolarda kısa kenarın uzunluğunu bulabiliriz. 6'dan 3'ü çıkarttığımız zaman burası kaç yapar? 3. Demek ki şu kenarımız arkadaşlar bizim kaç eşitmiş? 3 eşitmiş. Peki 3'ten 4 birim geri gittiğimiz zaman şu noktamız arkadaşlar bizim kaça gelecektir? Eksi 1'e. Şimdi eksi 1 ile eksi 9 arasındaki mesafemiz ne kadardır? 8 birimdir. Demek ki arkadaşlar bir tablonun uzun kenarı 8, kısa kenarı 3 birimse ben bunun alanı 3 çarpımda 8'den kaç bulabilirim? 24 şeklinde bulabilirim. Yani cevabımız ne eşittir arkadaşlar? Boluya eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet 11. sorumuz Zeynep demiş. 6 kök 3 santim uzunluğunda 5 kalemin masanın bir ucundan diğer ucuna doğru aşağıdaki gibi dizdiğinde son kalem ile masanın kenarı arasında 8 santimlik boşluk kalıyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 6 çarpımda yani 6 kök 3 çarpımda arkadaşlar 5 artı 8 diyebiliriz. Buranın uzunluğunun tamamına. O zaman ben bunu çarpacak olursam arkadaşlar burası kaç yapar? 30 kök 3 yapar. Artı 8. 30 içeri atarsam 30 çarpımda 30'dan kaç yapar arkadaşlar? 900 yapar. 900 ile de 3'e çarparsam 2700 yapar. Yani bu ifade kök içerisinde 2700 artı kaç olacak? 8. Şimdi 2700'ün yaklaşık değerine bakmamız lazım. Şimdi 50 ile 50'yi çarptığımız zaman kaç yapar? 2500 yapar. 51 ile 51'i çarparsam o zaman 2600 civarında bir şey yapar. 52 ile 52'yi çarparsam arkadaşlar bizim ne yapar? 2704 gibi bir şey yapar. Yani 2400'e yakındır. Demek ki 2700'ün yaklaşık değeri bizim kaça eşittir arkadaşlar? 52'ye eşittir diyebiliriz. 52 artı 8 kaç yapar? İkisinin toplamı da 60 şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde sonucu söyleyebiliriz. Evet gelelim arkadaşlar 12. sorumuza. Ferdi bir kefesinde diyor 6 kilogramlık ağırlık bulunan bir terazinin diğer kefesine aşağıda verilen ağırlıklardan rastgele ikisini koyacaktır diyor. Buna göre boş kefeye ağırlıklardan rastgele ikisinin bırakılması sonucunda terazinin denge durumuna gelme olasılığı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman ne olabilir arkadaşlar? Mesela buradan şunu söyleyebiliriz. 5'e 1 olabilir. 5'te 1 olabilir. 5 ile 3'ü atabilir. 5 ile tekrar 3'ü atabilir. 5 ile 3'ü attık tekrar. Sonra 5 ile arkadaşlar kaç atabilir? 2 atabilir. Şimdi bakın arkadaşlar 5 ile 3'ü attı. 5 ile 3'ü attı. 5 ile 2 attı. 5 ile 1 attı. Bunların içerisinden sadece ne yaptı? 1, 2, 3, 4. 4 tane attı. Sonra bunların içerisinden sadece baktığınız zaman bir tanesi bizim ne alabilir? Bu şekilde 6 olabilir. Peki devam edelim. Başka ne olabilir arkadaşlar diye bakıyorum. Buradan şu olabilir arkadaşlar. Mesela 3 ile 3'ü atabilir. Sonra arkadaşlar 3 ile 2 atabilir. Sonra ne yapabilir arkadaşlar? 3 ile 1 atabilir. Başka kaç tane olabilir arkadaşlar diye bakıyorum. Mesela buradaki 3 ile 2 atabilir. Burada arkadaşlar 3 ile 1 atabilir. Yani tüm durumların sayısına bakacağım. Peki başka ne yapabilir arkadaşlar diye bakıyorum. Sonra arkadaşlar 2 ile kaça atabilir? 1'e atabilir. Buraya baktığımız zaman toplamda kaç tane bizim attığımız bu şekilde ikili grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 tane. Demek ki tüm durumların sayısı arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? 10'a eşitmiş. Peki istenen duruma bakalım. İstenen durum ne olacakmış arkadaşlar? Buranın 6 olması lazım. Dengede olabilmesi için buranın da 6 olması lazım. 6 olabilmesi için bir tanesi bu var. Bir tanesi de ne var arkadaşlar? 3'e 3 yani şu var. O zaman 2 tane durum var. İstenen durum. Tüm durumların sayısı da 10. O zaman cevabımız ne eşittir arkadaşlar? 1 bölü 5 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar Bolu'ya eşittir diyebiliriz.
Evet, 13. sorumuz 32 kök 5 uzunluğundaki bir kaldırımın diyor. Bir ucundan kök 20. Kök 20 demek arkadaşlar bizim ne eşittir ki? Kök 5 metre. Diğer ucundan kök 5 metre aralıklarla kaldırımın ortasındaki, bakın burası ortasıymış, elektrik direğine kadar aşağıdaki gibi ağaç dikilmiştir diyor. Şimdi ortası dediğine göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 32 kök 5'i 2'ye böleceğiz. 32 kök 5'i 2'ye bölersem burası ne yapar arkadaşlar? 16 kök 5 yapar. Yani şurası bizim 16 kök 5'miş. Aynı şekilde burası da arkadaşlar bizim neye eşitmiş? 16 kök 5'e eşitmiş. Şimdi 16 kök 5'i kök 20'ye bölersem, yani 2 kök 5'e bölersem 16 kök 5'i ne yapıyorum arkadaşlar? 2 kök 5'e bölüyorum. Buradan kaç buluyorum? 8. 8 tane aralık. Şimdi bakın en sonunda burada görmüş olduğunuz gibi ağaç dikilmediğinden dolayı demek ki 8 tane de bizim ağacımız gelecektir. Buraya demek ki 8 tane ağaç gelecek. Aynı şekilde 16 kök 5'i ben neye bölüyorum arkadaşlar? Kök 5'e bölüyorum. Buradan da arkadaşlar 16 tane ağacımız gelecektir. 8 artı 16 toplam ağaç sayımız kaç eşittir? 24'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 14. sorumuz A ve B adalar arasında yolcu taşıyan bir vapur iki ada arasındaki yolu diyor 30 dakikada bir gidiyormuş arkadaşlar. A ve B adaların arasındaki yolculuğu. Demek ki burası 30 dakikada bir gidiyormuş. Aynı şekilde A ve C adaların arasındaki yolcu taşıyan başka bir vapur ise bu iki ada arasındaki yolu 25 dakikada ne yapıyormuş arkadaşlar? Gidiyormuş. Sonra ne yapmış? A ve B adalar arasında yolcu taşıyan vapur her bir adada 15 dakika bekliyormuş. Yani buradan 15 dakika bekliyor. Şurası buradan 15 dakika bekliyor. Aynı zamanda buradan da bizim kaç yapıyor arkadaşlar? 15 dakika bekliyormuş. Peki diğer arkadaşlar bizim ne kadar bekliyormuş? Burası 5 dakika bekliyor. Aynı zamanda burası arkadaşlar 5 dakika bekliyormuş. Şimdi gidiş dönüş olduğundan dolayı 25 25 kaç yapar? 50 60 25 25 kaç yapar? 50. 2 de buradan 10 dakikayı koyduğumuz zaman arkadaşlar ne yapacak? Demek ki şurası aynı anda tekrar A'dan hareket edebilmesi için 60 dakika geçmesi gerekiyor süre olarak. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 30 30 60 yapar. 15'te 15 buradan gelir. 30 dakika gelir. Yani burası 90 dakikada bir hareket eder. Tekrar bir daha A noktasından. O zaman ben bu ikisinin ekoklarını almam lazım. Ekoklarını aldığımız zaman 60 ile 90'ın ekokları bizim kaç yapar arkadaşlar? Hemen alalım. 60 ile arkadaşlar 90'ın ekoklarını aldığımız zamanki durumda onlar eşit olduğundan dolayı, daha doğrusu şöyle diyelim, 30'lar eşit. O zaman 30 çarpımda 2 çarpımda 3 diyebiliriz. Yani ekoklarımız bu yapar. Ben bunu saat cinsine dönüştürecek olursam ne yaparım arkadaşlar? 60'a bölerim. 60'a böldüğüm zaman ne yapar? 3 saat. Demek ki 3 saat sonra aynı anda tekrar bir daha A adasından hareket edebilirlermiş. 15'te ne yapmışlar arkadaşlar? Başlamışlar. 3 saat sonra dediğine göre saat kaç olur? Saat 18 olur. Yani cevabımız neye eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 16. sorumuz için de arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Burada demiş ki arkadaşlar asal çarpan sayısı sadece 3 olan 2 basamaklı sayıları kırmızı kartların üzerine demiş arkadaşlar. O zaman biz asal çarpan sayısı sadece 3 olanlar bizim ne olabilir? 27 ile arkadaşlar biz kaç diyebiliriz? 81 şeklinde söyleyebiliriz. Yani 2 tane sayımız vardır. Sarı olanlara baktığımız zaman da arkadaşlar ne demiş bize? Şunu söylemiş sarı olan için. Asal çarpan sayıları 2 ve 7 olan 2 basamaklı sayıları sarı kart üzerine yazın demiş arkadaşlar. O zaman bunlar ne olabilir arkadaşlar? 14 olabilir, 28 olabilir, 56 olabilir değil mi? Bir de kaç olabilir arkadaşlar? 98 şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Diğerinde ise arkadaşlar ne demiş bize? Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan 2 basamaklı sayıları yeşil kartların üzerine yazın demiş. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? 30 olabilir, 60 olabilir, bir de 90 olabilir. Yazarak kartları bir kutunun içine atmıştır diyor. Buna göre kutudan rastgele alınan bir kart ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığından fazladır demiş. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar burada nedir? Kırmızı olma olasılığı. Şimdi kırmızımız bizim 2 tane var. Sarı olma olasılığına baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman nedir arkadaşlar? Sarı olma olasılığından fazladır demiş arkadaşlar. Yanlış. Demek o zaman cevabımız nedir? Adana'dır. Diğerine bakacak olursak yeşil olma olasılığı sarı olma olasılığından azdır demiş. Evet, gerçekten sarı olma olasılığından azdır. 3 tane var. Burada da arkadaşlar 2, 4 tane var. Azdır. Mavi olma olasılığı sıfırdır. Çünkü mavi yok olmadığından dolayı demek ki bu doğrudur. Bu doğrudur. Kart üzerinde sayının 3'ten fazla pozitif tam sayı çarpanı bir olasılığı 1'dir demiş. Evet, diğer sayılara baktığınız zaman arkadaşlar hepsinin 3'ten fazla pozitif tam sayı çarpanı var. O yüzden arkadaşlar bu da doğrudur. O zaman cevabımız ne diyebiliriz arkadaşlar? Adana şeklinde sonucu söyleyebiliriz. Evet, 17. sorumuz için de arkadaşlar yukarıdaki eşitliklerin hangilerinde x'in sadece bir gerçek sayı değeri için eşitlik sağlanır diye söylemiş.
Ben bunu arkadaşlar bu şekilde dağıtacak olursam bak gördüğünüz gibi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz. Eksi x kare eksi x ifadesine eşit olur. Yani buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirlerine eşittir. Yani bu bir özdeştir. Özdeşlik demek arkadaşlar ne demektir? Şu demektir. X'e vereceğiniz bütün değerler yani x'in alacağı değerler sonsuz tane olabilir. Demek ki bu birincisi ne yapar? Bir tane değer almaz. Bunu dağıtacak olursam arkadaşlar o zaman buradaki ifademiz ne yapar? 4x artı 7 eşittir arkadaşlar buradan baktığınız zaman. Şunu dağıtırsam 3x artı 6 artı 1 yapar. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki 7'ler birbirlerini götürür. Demek ki 4x eşittir 3x'e. Demek ki x'e ben buradan 0 değeri verecek olursam arkadaşlar ne yaparım? Sonucu eşitleyebilirim. Demek ki x'in burada sadece bir tane değeri alabilirmiş. Aynı şekilde ben bunu dağıtacak olursam arkadaşlar burası ne demektir? Eksi 11x demek. Artık 22 o da eşittir bizim kaça eşitmiş? 33'e eşitmiş. 22'yi bu tarafa gönderdiğim zaman arkadaşlar eksi 11x arkadaşlar bizim kaç yapar? 11 yapar. Demek ki x'imiz arkadaşlar bizim kaça eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. Bakın x'in burada da sadece bir tane değer alır. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet 18. sorumuz aşağıda sütun grafiğinde bir spor salonuna demiş 4 ayda kayıt yaptıran kadın ve erkek sayıları daire grafiğinde ise Nisan ayı sonunda spor salonuna kayıtlı olan kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımı göstermiştir diyor. Şimdi burada baktığınız zaman arkadaşlar bunları toplayacak olursak toplamda 21 tane kadın kaydolmuş. Burada da arkadaşlar kaç tane? 18 tane erkeğimiz kaydolmuş. Diyor ki arkadaşlar spor salonuna kayıtlı kişi sayısı 180 kişi olduğuna göre o Nisan'ın ayının sonunda yani şurası bizim 180 kişi olduğuna göre o zaman 180-360 gelirse dikkat edecek olursanız arkadaşlar bu bunun yarısı kadar. Demek ki 200 derecelik bir açı geldiğine göre demek ki 100 tane erkek var burada. Aynı şekilde burası da 160 derece geldiğine göre demek ki 80 tane kadın varmış. Ocak ayından önceki ay spor salonunda kayıtlı kadın sayısı kaçtır diyor. Şimdi kayıtlı kadın sayısı toplamda 80 kişi ise 80'den o zaman ne yapacağız? Ocak ayından önceki ayı bulabilmek için o zaman kadın sayısını yani 21'i ne yapmamız lazım? 80'den çıkartmamız lazım. Bu da bizim kaça eşittir? 59'a eşittir. Demek ki cevabımız kaça eşittir arkadaşlar? 59 şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. 19. sorumuzda da arkadaşlar aşağıda 3 farklı renkte bölgeden oluşan bir dart tahtası göstermiştir diyor. Sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere demiş. Bunların eşitlenebilmesi için mesela ben buraya arkadaşlar 2 değeri, buraya da 3 değeri, buraya da arkadaşlar 6 değeri koymam gerekiyor. Demek ki şurası arkadaşlar bizim 6'ymış. Bu AB'ye baktığınız zaman burası bizim 3'müş, burası arkadaşlar bizim 2'ymiş. Buna göre diyor dart tahtasına isabet eden bir okun mavi bölgeye isabet etme olasılığı. Mavi bölgeye isabet ettirmek için arkadaşlar ne yapacağız? Aslında biz buradan pi çarpımla r'nin karesinden gideceğiz. Yani aslında pratik olarak şunu yapabilirsiniz. Şimdi bunun yarı çapına baktığınız zaman tamamı arkadaşlar 6, 3 ve 2. Toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 11 yapar. Demek ki 11'in karesinden biz neyi çıkartmamız lazım? Şurası yani 5'in karesini çıkartacağız. O zaman 5'in karesini çıkarttığımız zaman burası bizim kaç yapar? 96 yapar. Demek ki mavi bölgeye isabet ettirme olasılığımız bizim kaçmış arkadaşlar? 96. Peki mavi bölge dışındaki bölgeye isabet ettirme olasılığımız kaçtır? 2 ile 3'ü toplarsanız kaç yapar? 5. 5'in karesi şeklinde söyleyeceğiz. O da kaç eşittir? 25'e eşittir. Peki 96 soruda ne diyordu? Arkadaşlar diyor ki 96 diyor. Evet bize ne diyordu? Diyordu ki mavi bölgeye isabet ettirme olasılığı mavi bölge dışındaki bir bölgeye isabet ettirme olasılığının kaç katıdır? Yani 96 25'in kaç katıdır? O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 96 bölü kaç diyebiliriz arkadaşlar? 25 şeklinde söyleyebiliriz. Çünkü 25'in kaç katı olduğunu bulabilmek için 25'ler birbirlerini götürürse kaç o eşit olur? 96'ya eşit olur. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Adana şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet 20. sorumuzda da arkadaşlar yukarıdaki şekilde ABC'de karesinin alanı demiş. Karenin alanı dediğine göre o zaman ben bu kenarı kök içerisinde 192 şeklinde bulabilirim. Bu da arkadaşlar 64 çarpımında kaçtır? Bizim 3'tür. Yani 8 kök 3 şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi burada verilenlere göre arkadaşlar ne demiş bize? 3 tane AE. Şimdi bakın arkadaşlar bunların eşitlenebilmesi için demek ki ben buraya 3 kat buraya da arkadaşlar 4 kat şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Demek ki AE benim 4 katmış. Aynı şekilde ED de arkadaşlar bizim neymiş? 3 katmış. Ben buradan 4 katın 8 kök 3'e eşit olduğunu bulabilirim. 4 kat benim 8 kök 3'e eşitse o zaman bir tane katım kaç eşittir arkadaşlar? 2 kök 3'e eşittir şeklinde söyleriz. Şimdi bakın burası arkadaşlar 8 kök 3'e eşitti. Demek ki o zaman arkadaşlar şuradaki ifademize baktığımız zaman burası bizim neye eşittir? 6 kök 3 şeklinde ne yaparız söyleriz. Burası arkadaşlar 8 kök 3'e eşitti. Bizden istenen şimdi ne? Bizden istenen arkadaşlar şu yamuğun çevresini soruyor. 8 kök 3, 8 kök 3, 8 kök 3,
10 kök 3 ve 6 kök 3. Topladığımız zaman arkadaşlar bizim 40 kök 3 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevabımız neye eşittir? Denize eşittir şeklinde söyleriz arkadaşlar.